Detagen Genetik Tanı Merkezi 2008 yılında genetik hastalıkların tanısı üzerine kuruldu. Genetik araştırmalar yapan bir merkez, genetik hastalıklar üzerine. Yaklaşık 10 yıldır bu sürede bu iş için hizmet veriyoruz. Son 1 yıldır da artık kendi ürettiğimiz, daha doğrusu kullandığımız, genetik alandaki kullandığımız kitleri Türkiye'de üretmek için Teknopark'ta, Erciyes Teknopark'ta bir merkez kurduk. Orada genetik kitlerin üretimlerini yapıyoruz. Şu an tabii Covid-19 şu an dünyanın gündemi. Biz de aynı şekilde burada ne yapabiliriz, firma olarak nasıl bir katkımız olur diye araştırma içine girdik. Şu an en çok kullanılan genetik yöntem Covid'de tanı yöntemi, real-time PCR yöntemi. Onunla birlikte yeni gelişmekte olan farklı yöntemler var, farklı teknikler var. Real-time PCR çok güzel, kesin tanı koyan bir yöntem ama uzun bir yöntem. Bunu kısaltmak için LAMP dediğimiz izotermal amplifikasyon yöntemiyle yeni bir kit geliştirdik. Onun da şu an halk sağlığında belgelendirme süreçlerini başlattık. Bu kit diğer kitlerden bağımsız olarak da 20 dakika 25 dakika içerisinde sonuç verebiliyor. Diğer real-time PCR yöntemiyle yaklaşık 1 saat 1,5 saatlik bir zamana ihtiyaç var. Direkt örnekten çalışılabiliyor. Bunu daha çok hani sahada kullanmak amaçlı filyasyon ekiplerinin ve diğer daha az teknik bilgiye sahip kişilerin de kullanabilmesi amaçlı. Böyle bir laboratuvar altyapısına sahip olmayan yerlerin de hızlıca kullanılması amaçlı geliştirdik. Gene PCR tabanlı ama izotermal amplifikasyon diye geçiyor. Çok hassas bir yöntem. Bizim kendi denemelerimizde %99 bir doğruluk oranımız var. Tükürükten de çalışabiliyor. Yani normal şu an nazofragan sürüntü alınıyor. Bununla zaten çalıştığını bize söylediler ama esas halk sağlığının denemeleri burada. Oradan gelecek bilgiye göre. Şu an seri üretime hazırız. Tüm sadece yerli olarak değil, yani Türkiye'de değil, yurt dışına da talepler var, geliyor. Onları da satmak istiyoruz. Onlar için çok büyük avantaj çünkü şu an en büyük problem oradaki yığılmalar ve çok kısa süre içerisinde sonuç vermeniz gerekiyor. Yani kişiler yurt dışına çıkacaklar, çok ciddi kuyruklar ve hızlı sonuçlar gerekiyor. Onun için şu an havalimanlarına ve sınır kapılarına büyük laboratuvarlar, tesisler kuruldu. Fakat bu yöntemle çok daha basit bir şekilde aslında hızlı ve sonuç verilebilecek. O laboratuvardaki tıkanmaların şu anki en azından o yoğunluğunda bu hızlı sonuç vermeyle önüne geçirebilecek bir yöntem olacak bu. Dış kalite kontrol programında yaptığımız örneklerin sonuçları bilmiyorduk. Bizden sonucunu istediler. A örneğinde negatif, B örneğinde pozitif bulduk. Bu şekilde bunu doğruladık ve yurt dışına bunu bildirdiğimizde sonucunda doğru olduğunu %100 doğrulukla bunu da belgelendirmiş olduk yurt dışında.